elegant women for the more civilized age. Dünya çapında popüler bir kültür fenomeni haline gelen Amerikan yapımı destansı uzay operası Star Wars. Yönetmen George Lucas'ın hayal dünyasından beyaz perdeye aktarılan Star Wars, bilim kurgu sinemasının önemli yapımları arasında yer alıyor. Akademisyen ve yönetmen Koray Sevindi, Türkiye'de vizyona Yıldız Savaşları adıyla giren yapımın 45 yılı aşan serüveni hakkında konuştu. Dönemin imkanlarını en iyi şekilde değerlendiren Star Wars kullandığı görsel efektlerinin yanı sıra inşa ettiği dramatik yapıyla da öne çıkıyor. Çok uzun yıllar Amerika'da en çok izlenen yerli yapım olarak ilerliyor. Sonra yurt dışına çıkıyor. Yurt dışında pek çok kıtada farklı fanlar tarafından içselleştiriliyor, seviliyor. 1970'lerin ortamı, artık teknoloji gelişiyor. Bilgisayar devreye girmeye başlıyor. Özel efekt teknolojileri gelişiyor. Bu şekilde böyle bir film ortaya çıkabiliyor. Ama bu Star Wars'un gücü aslında sadece bu teknolojik gelişme ya da bir tür sineması örneği olması değil, klasik anlatıdan beslenmesi, klasik anlatının çok iyi bir uygulaması olması. Klasik anlatıda yapılan üç perdeli yapıyı çok iyi kullanıyor. Bununla birlikte iyi bir dış çatışma unsuru var. Bir aydınlık taraf ve bir karanlık taraf var. Bu filmin tabii taşıyıcı unsuru, en önemli taşıyıcı unsuru. Ve bu aydınlık ve karanlık tarafı kapsayan, içeren iki de kahraman var orijinal üçlemede. Luke Skywalker ve Darth Vader. Bunlar tabii iyi ve kötüyü temsil eden karakterler. Klasik anlatıda genelde dış çatışma unsuru üstünden gider. İç çatışma, yani karakterlerin iç dünyasına çok fazla girecek zaman olmaz. Çünkü filmin belli bir süresi var. Yani 2 saat, belki 3 saatlere çıkabiliyorsunuz. Bu süre içerisinde çok fazla derinleştiremiyorsunuz karakterleri. Ama Star Wars'un öyle bir avantajı da var. Çünkü bir üçleme, daha sonra yeni bir üçleme oluyor ve günümüzde de bir üçleme. Yani toplam spin-off'ları saymazsak 9 filmden oluşan bir yapı var. You didn't think I was gonna run, did you? I'm a boogie. Dili kalya guga. Hollywood sinemasını görsel efektlerle dolu film yapımlarına doğru kaydıran Star Wars, kendisinden sonraki prodüksiyonları etkiledi. Come see me yourself. Don't sell one of these twerps. Baktığımızda oldukça düşük bir teknolojiydi. Yani günümüzdeki görsel efekt olarak niteleyebileceğimiz bir şeyi çok görmediğimiz bir dönem. Bunları, yani o dönem hatta ışın kılıcının ya da bazı şeyleri bile, işte silah unsurlarını bile, yani negatif filme çizerek falan yapılan bir dönemden bahsediyoruz. Bu nedenle öyle bir dönemde çoğu şeyi özel efektle çözmeye çalışıyorlar. Model animasyonu dediğimiz karakterlerin modellenmesi ve işte bir iskelet üzerine giydirilmesi olabilir ya da bazı robotların işte içine ilk gerçek insanların yerleştirilmesi olabilir. Bu tarz özel efektlerle ya da çok fazla gene o dönemde kullanılan minyatür tekniği, yani bir dünyanın, bir atmosferin minyatür olarak inşa edilmesi ve onun üzerinden çekim yapılması. Çünkü büyük olarak inşa edemiyorsunuz, çok maliyetli. Dünyanın pek çok yerinden hayran kitlesine sahip Star Wars, giderek genişleyen evreniyle yeni hikayeler üretmeye devam ediyor. Star Wars tabii sadece bir film değil, sadece bir fan kültürü de değil. Star Wars çok daha büyük bir şey artık. Bu yeni medyanın bir parçası aslında. Nitekim işte Henry Jenkins'in katılım kültürü dediği bir kavram var. Yeni medyanın önemli teorisyenlerinden biridir. Ve bunu Star Wars üzerine kurar aslında. Yani katılımcıların içerik üretmesi. Yani Star Wars'ta bunu çok iyi görüyoruz. Katılımcılar, yani izleyiciler pasif durumdan aktif konuma geçiyorlar. Yani pasif olarak bir filmi izlemekten ve onu hani sevmekten ziyade aktif olarak o filmin dünyasına dahil olmak, o filmle ilgili içerikler üretmek, özellikle sosyal medya ile birlikte, internetin gelişmesiyle birlikte videolar üretmek, yeni hikayeler yazmak, karakterin iç dünyasına yönelik belki çıkarımlar yapmak, yani belki yazarın bile düşünemeyeceği, kafa yormadığı şeylere fanlar oturup kafa yorabiliyorlar ve hatta o içeriği şekillendirebiliyorlar. Bu tarz şeyler çok görüyoruz. Günümüzdeki zaten o
etkileşimli durumun bir yansıması Star Wars ve bunun bir numaralı da örneğidir. Bugünlerde Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında film hayranlarının biriktirdiği koleksiyonları içeren Fan of the Galaxy sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde 1 Şubat'a kadar meraklılarını bekliyor.